Evet, güzel. Yavaş yavaş başlıyoruz. Biraz daha kalabalıklaşalım. Ona göre Tamer abiyi de alacağım yayına. Tam 30 gibi büyük ihtimalle başlarız. Tamer abiye de yazayım. Heyecan da var. Relax diyorsun da beni biliyorsun az çok. Öyle çok sakin kalmak olmuyor. Tamam. Tamer abi de yazdı, şimdi geliyor. Saati tam böyle iftar saatine yakın ayarladık. O birazcık hatamız oldu ama. Bakalım. En azından daha böyle ilerisi gelirse daha 9 gibi falan şey yaparız. İleri saati alırız. Güzel. Altay Onur abiyi çağır çağır, ben yazdım Onur abiye de. Onun da mutlaka haberi var. O da gelir yani. Şu an şeyi kaçırmadım değil mi? Şu an Tamer abi daha gelmedi. Bakıyoruz. Cengiz abi teşekkür ederim. Sefa sağ ol kardeşim. Çok zor bir şeymiş bu ya. Valla. Evet, soru alacağız. Soru alacağız. Ya, tabii cevaplamak isterse. Bakalım. Ben tekrar yazdım şu anda. Demin tamam demişti. Tamamdır. Ay bir dakika çıkmıyorum. Ha. Hoş geldin abi. Selam, ne haber? Duyuyor İyi musun? bakalım. Sen nasılsın? Duyuyorum, duyuyorum. Süper. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? İyi vallahi abi, ne olsun. Dizi, film, karantina günü işte, yapacak bir şey yok. Sen nasıl Ay gidiyor? sorma ya. Netflix'te film kalmadı, dizi kalmadı.
Ondan sonra şeyde ne derler, beyinde şey kalmadı hiçbir şey. Bütün hepsini seyrediyoruz abi. Sen yine mutfağa da Kim? giriyorsun abi, ben biliyorum seni. Evet, yani yeni yeni acayip acayip şeyler deniyorum. Ama herkes pide yapıyor, ben yapmadım daha pide. Abi bizde bile yapıldı pide ya. Ben bile mutfağa girdim abi, sen düşün yani. Yok, pide mi de diyorlar da ben pideyi şey yapmadım abi daha. Oraya Abi geçmedim. geçen gün pankek yaptım yani, mutfağa girmeyen bir adamım, pankek yaptım ya. Ya basit be, ne olacak ki o? Krep tarzı bir şey o. Yani Aynen. Ama annelerimiz yaptığı kreptir o. şeklini beceremiyorum ya. Onu böyle yavaşça dökeceksin kepçeyle. Yuvarlak yapacak, öyle öyle bekleyeceksin. O iyice üstü göz göz olunca ondan sonra alacaksın onu. Ben Lokantadan mı pideyi... geliyor bu bilgi abi, yoksa kendi Yok aşçı? canım, lokantaya o. Onu ben gençken yapıyordum artık. Anladım. Şimdi kendim açtım, lokantaya onlar gidiyor. Yani yeni haberler oraya gidiyor. Yeni Anladım. denemeler oraya gidiyor yani. Güzelmiş valla. Sen ne Ben öyle yapıyorsun? bir şey Kobra gibi yaptım. olmuş diyorlar. Evet, sakal bıraktım. Hayatım boyunca, bunu da açıklayayım buradan. Ne Tamam. sakalım bu kadar uzadı bugüne kadar hayatımda, ne de saçım bu kadar uzun oldu. Madem karantinada izliyoruz abi, hiç koy verdik gittik yani şey Ben olarak. de Öyle. uzatıyordum da sonra da sakalları kestim ama saçı ellemedim daha. Ya Yani biraz kaldı. beyaz çıkıyor ama bakalım ne olacak yani ilerleyen zamanlarda. Şimdiden obrada Yüz, ölçüyorum. yüzde 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 80 çok yakışmış diyor. %20'si abi Evet. pes diyor. Bakalım. Abi kestiğin zaman Gitse şu çok genç Conor'a gider de. gösteriyor. O ayrı bir hava katıyor yani. Burada da olgun erkek imajı veriyor ama böyle olgun. Genciz ama olgunuz hesabı. Abi süpersin ya. Ben Vallahi. seyretmedim Air Jordan belgeseline. Birkaç tane gelsin ondan sonra seyredeceğim. Böyle iki tane seyredip beklemeye dayanamıyorum ben yani. Öyle Evet normal abi ya. dizileri de sezon sezon seyrediyorum. O yüzden hani iki bölümü hemen seyretmek istemedim bir anda. Dolayısıyla birkaç bölüm gelsin ondan sonra seyredeceğim. Tadına varmak için. Yani Aynen. arada kopmasını istemiyorum yani. Abi yani O yüzden çok şey seyretmedim daha. makta kalıyor tadı yani, hemen bir sonraki bölüm, bir sonraki bölüm gelsin. Yani o tahmin ettiğim için o yüzden seyretmedim daha. Yani işte dört bölüm oldu diyor. İşte birkaç bölüm daha gelsin. Aynen. Ondan sonra seyredelim. Abi ben o zaman şöyle bir giriş yapayım. Eczacıbaşı'nda başladım diye biliyorum. Direkt. Evet, Eczacıbaşı'nda zorla basketbola başladım. Dünyadaki tek zorla basketbolcu yapılan insan benim herhalde. Nasıl oldu abi o zaman, öyle gireyim konuya. Yani bu klasik bir hikaye aslında ama şeyde Fatih'te abimlerin bir tane kadın konfeksiyonu üzerine dükkanı vardı. Yazları ben şey yapıyordum, oraya gidip işte böyle temizlikti bilmem neydi, cam silme işlerini falan yapıyordum. Yani çıraklık yapıyordum abimlerin dükkanında. Bizim iki yan yani dükkanın iki yanında da şey oturuyordu. Eczacıbaşı'nın genel müdürü Saffet abi oturuyordu. Rahmetli Saffet Özbay oturuyordu. Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Yani benim hakikaten babam gibidir. Yani onunla Şakir Eczacıbaşı basketbol hayatımın en önemli iki insanıdır benim açımdan. Yani ilk başlangıç olarak. Saffet abi çok böyle üzerime geldi işte, dedi ne olur şey yap, ne derler gel basketbolcu yapalım seni falan diye. O arada da benim babam yeni vefat etmişti. Bir de okuyacağım falan diye ona söz vermiştim ben şey olarak. İşte böyle mühendis ol falan diye bana şey yapıyordu. Ben de mühendis olmayı istiyordum. Bu neticede şey olarak Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmıştım işte o aralarda falan. Ondan sonra çok da şeydim. Yani okumaya meyilliydim. İstemiyordum gitmek falan. Neyse zarla zorla beni geldiler, evden aldılar. İşte gel basketbol oynayacaksın falan diye öyle başladık. Sonra tabii antrenmanlara gitmedim ben. Yani utanıyordum öyle. Şey, beş çocuklu ailenin son ferdiyim ben. Beşincisiyim yani. Dolayısıyla el bebek gül bebek büyütüldüğüm için hiç şey yapmadım böyle. Utanıyordum işte soyunmaya insanların arasında falan. Ondan sonra maça gir diyorlardı mesela. Maça girmeye utanıyordum falan. Neyse gel git zaman işte. Sonra bir maçta oynadım. Acayip iyi oynadım yani. Nasıl olduysa böyle 20'nin üzerinde sayı falan attım şey olarak.
Sonra hoşuma gitti, lan basketbol güzel bir şeymiş diye. Daha sonra yatırım yapmaya başladım. Evet, sonra günümün büyük bölümünü Eczacıbaşı, şimdiki kanyon var. Sen tabii İzmirli olduğun için bilmezsin. Yani bana uzak abi. İstanbul'da kanyon diye bir şey var, alışveriş merkezi var. Onun olduğu yer Eczacıbaşı fabrikasıydı. Ondan sonra oraya şey yapıyordum, söyle adını. Oraya gidiyorduk her gün ve orada da kalıyordum ben. Akşama kadar işte halter odasında yatıyorduk. Şeylerin, atlama minderlerinin üzerinde uyuyorduk. Akşam tekrar antrenman yapıyordum falan. Günde 3 antrenman yapmaya başladım. Öyle öyle basketbol şey yaptı, gelişti. Selam Anladım. Antalya'ya o zaman. Ben de selam Anladım. söylüyorum Antalya'ya. Bir tık daha ilerisini şey yapayım. Ben geçen ya oldu birazcık bitireli de Murat Muratanoğlu'nun kitabını bitirmiştim. Orada da Evet. uzun bir bölüm Aydan Siyavuş üzerine geçiyordu. Orada şunu merak ediyorum ben. Çünkü A takıma çıktığında abi Efe Aydan da galiba takımdaydı. Hem de aynı zamanda Evet. Arkan Hoca da vardı. Yani ikisinin senin basketbolundaki etkisi nasıl oldu? Çeşme'de Şöyle ufak bir ya, bölüm aslında da. evet. Efe abi benim hayatımda çok önemli bir insandır. Yani hem karakter olarak kendisine taparım, çok severim yani. Çok şeydir, ne derler, çok candan abimdir. Hem basketbolu için çok kaliteli basketbolcuydu ve onu örnek olarak başladım basketbola. Hatta ondan sonra da 13 numaralı formayı giydim, yani Efe abiden özenerek. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela ben bugüne kadar hiçbir basketbolcunun öyle antrenman yaptığını hatırlamam. 1 metrelik, 2 metrelik sıçrama şeyleri vardı, engeller vardı. Ben 2 metre 10 santim boyundayım. Kollarımı kaldırınca 2,78 oluyor. Şeyle, Efe abiyle beraber antrenman yaparken, şut atarken Efe abi elimin üstünden atardı, yani 2,78'in üstünden atardı ve şut atarken göz göze gelirdik. Yani 2 metre ben boyundayım, 1 santim şey 1 metre de onun yüksekliğini sayarsan, yani 3 metreye geliyordu Efe abi sıçradığı zaman ve elin üstünden şut atıyordu. Yani ben dahil hiçbir uzun oyuncunun o şekilde antrenman yaptığını bilmem ve her zaman istekle, canla başla çalışırdı. Yani biz onunla oynadığım takımda mesela hep gençlere örnek olurdu. Hep bizleri teşvik ederdi. Hep bizleri zorlardı. Yani hani bazı abiler vardı. Hani yaşlanınca ben de yapmaya başladım onu. İşte itme, vurma, kalkma, oğlum ne yapıyorsun falan diye. Hiç şey yapmazdı. Hatta itmediğin zaman, vurmadığın zaman kızardı. Efe abi çok enteresan ve çok değişik bir basketbolcuydu. Yani hep onun gibi olmak istedim. Hep onu idol aldım kendime yani. Ondan sonra Aydan abiyle şöyle. Aydan abi Eczacıbaşı'nda, evet. Ben geldiğim zaman şeydi. Bana ilk topu verdi. Dedi ki bir smaç vur dedi. Bakayım dedi. Abi nasıl vurulacak dedim, smaç. Dedi ki böyle yapacaksın. Efe abiyi gösterdi. Ben de tabii şey olduğum için, yani 2 metre üzerinde olduğum için aldım direkt smacı yaptım. Aferin lan dedi bana. Ondan sonra şey tamam senden basketbolcu olur dedi. İlk başta Serdar Ersözlü ile çalıştım. Ondan sonra Hüsamettin Akgürek ile çalıştım. Daha sonra Halil abi geldi. Halil Üner, onunla çalıştım. Yani bütün altyapıda çok değerli antrenörlerle çalıştığım için hakikaten altyapıda çalışma ve savunma ağırlıklı çok şeyler öğrendim hepsinden yani. Eczacıbaşı'nda ya, Aydan abiye tekrar dönersek, Aydan abi de çok disiplinli. Yani her an her şeyi yapabilecek bir antrenördü ve mesela baktığın zaman şey diye sorardı. Ya mesela atıyorum kulüp, işte mesela Efe'nin ayağında ne renk ayakkabı var derdi. Yani hiç o ana kadar bakmamışsın, etmemişsin. Bunu antrenör olarak siz de yapabilirsiniz. Yani hem algıda seçiciliktir bu, hem de çocuğun dikkatini ölçer. Yani nerede kim var, baktığı zaman topu, yani kafayı kaldırdığı zaman kime nereye pas atacağını görür. Dolayısıyla Aybel'cim selam. Bir arkadaşım geldi de ona da selam vereyim bu arada. Aybel'cim öpüyorum seni. Ondan sonra şey yani hep şey yapardı. Hep böyle vizyonuna bir şeyler eklerdi Aydan Siyavuş. Dolayısıyla hakikaten çok büyük bir değerdi. Yani erken yaşta gitmesi hakikaten Var hepimizi abi çok diye. üzdü yani, evet.
Böyle. Abi demin bir soru sormuşlar da idolün kimdir, onun gibi olmak istediğin basketçi kim diye. Aslında Efe abiyle onun cevabını vermiş olduk sanırım. Yani Efe abi, Barış'cığım selam. Ben de sana selam veriyorum ve öpüyorum seni Barış'cığım. Yani Efe abi evet benim idolümdü. Olmak istediğim oyuncuydu. Artı NBA'de de şimdi şöyle bir şey var. Yani ben son zamanlarda NBA seyretmiyorum ve antrenörlük yaptığım dönemlerde de çocukları hiç seyrettirmiyorum. Yani çocuk normal turnike atmasını bilmeden işte oradan böyle havada çift pamplarla falan atmaya çalışıyor. Yani benim de tüylerim diken diken oluyordu ki bunu en fazla Ceddi seviyordu bunları yapmayı. Daha sonra gitti zaten, orada oynuyor şimdi. Ama ben hani hakikaten çocuklara NBA seyretmesini yasaklamıştım. Fakat eskiden benim oynadığım dönemlerde çok şey yaptı. Görmedim Rüzgar Osman. Bir daha yazarsan okurum. Fırça yedik de bakmıyorsun diye yazdıklarıma. Çok çabuk Oradan geliyor abi. bir daha yazarsan okuyacağım söz. NBA hakikaten NBA'ydi. Yani basketbol çok daha kaliteliydi. Çok daha iyi oyuncular oynuyordu şey olarak. Ne derler basketbol olarak. Dolayısıyla o zamanın Los Angeles Lakers takımında yani işte Kerim Abdülcabbar'ların şeylerin oynadığı ne derler Magic Johnson'ların oynadığı süreçteki Kevin McHale diye bir tane beyaz oyuncu vardı. Yani yaşı bana yakın olanlar bilir, siz bilmezsiniz. Adam sürekli böyle çalışır, eder, ne derler görevini yapar. High post'tan şutunu sokar, en değerli oyuncuları tutar. Yani işini sevgiyle ve dört dörtlük yapan bir oyuncuydu. Dolayısıyla o Kevin McHale, pardon, Kurt Rambis'i severdim. Özür diliyorum. Kevin McHale de Boston'da oynardı. Bostancı dedim abi, ben iyice gittim. Boston'da oynardı. Boston'da da Kevin McHale'i çok severdim şey olarak, oyuncu olarak. Dolayısıyla yani Efe abiden sonra yurt dışında da sevdiğim iki oyuncu onlardı. Abi bir de Akdeniz oyunlarından bahsedelim. Ha ben çünkü birazcık Hangisinden? şey yaptım. Şampiyonluğun geldiğinden abi, altın madalyanın geldiğinden. Suriye. Çünkü o dönemler bana çok uzak olduğu için birazcık bakmam gerekti. Gene Suriye'yi mi diyorsun? 87 Evet, Suriye. Aydan Hoca vardı galiba gene takımın başında. Evet, Aydan abi vardı. Şöyle, ilk defa Suriye'ye gitmiştik. Yani böyle ilk defa bir Arap memleketine gitmiştik. Çok enteresandı yani. Kız basketbolcular vardı, kız voleybolcular vardı, erkek basketbolcular vardı, bayan voleybolcular vardı, erkek atletizm takımı vardı. Dolayısıyla çok büyük bir futbolcular vardı. Çok büyük bir kafileyle gitmiştik oraya. Hakikaten çok eğlenceli ve keyifli zamanlar geçirdik. Çok da güzel bir takımımız vardı. Yani işte Emir vardı, Efe abi vardı, Lütfü abi vardı. Dolayısıyla çok geniş bir kadroydu. Hem eğlendik oralarda, yani hem basketbol dışında çok eğlendik, hem de maçlarda çok eğlendik ve şampiyonluk geldi. Yani geceleri de durmuyorduk. Sokaklarda böyle o çarşafları sarıp dolaşıyorduk falan. Bütün çılgınlık ne varsa yaptı. Yani Ben bunların böyle %70 bir hikaye hatırlıyorum abi. Biraz anlattığın gibi geliyor bana ama. bunların %70'i de benden çıkıyordu zaten. Kafamıza böyle işte şeyler, defne yaprakları sardık falan. Orada halay çekmiştik. Şöyle yani ben her zaman şeye inanırım. Eğer maç dışında, antrenman dışında da dostluğunu sürdürebiliyorsan başarılısın demektir ve sürekli her zaman şey yaparsın. Ne derler? Başarılı olursun. Ne derler? Yani şimdi mesela biz Efes'te oynadığımız süreçte de yani belki oraya gelirsin daha sonra konuşurken ama sürekli beraber zaman geçirirdik. Antrenman dışında da şey yapardık. Yani takım arkadaşının NBA'den çok Euroleague izliyormuşsun. Çok daha iyi yapıyorsun. Yani gerçek basketbol her zaman oralarda oynanıyor. Elvancım, ben de seni seviyorum şekerim. Abi demin aslında soracağım. Dinliyorum, dinliyorum. Ne Ben bir daha? bitti zaten.
Ha yani dışarıda da bir şeyler paylaşabiliyorsan, yani normal arkadaşının nelerden hoşlandığını, işte neye kızdığını, neden sevindiğini, neden mutlu olduğunu biliyorsan zaten onu paylaşıyorsun ve paylaşınca da başarı dolayısıyla ortak olarak geliyor. Ben aslında bu soruyu daha sonra soracaktım. Direkt cevabını almış oldum da. Obradovic'in bir açıklaması vardı. Hani takımdaki oyuncuların saha dışında arkadaş olmasına gerek yok. Saha içinde birbirlerine yardım ediyorlarsa benim için yeterli gibi bir şey söylemişti. Onunla ilgili fikrini alacaktım. Onu da öğrenmiş oldum şu an. Şimdi dur ona bir daha söyleyeyim de Tibet hocama da selamlar buradan. O da çok değerli antrenörlerimizden. Bodrum'da spor okulu işi yapıyor. Hukşat deyince Tamer abi gelir akla demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Ben Hukşat'ın son temsilcisiyim. İlk başta Halil Dağlı vardı. Daha sonra Efe abi oldu. Ondan sonra da ben geldim. Ve ben de beraber Hukşat bitti. Obradovic'in açıklamasına şöyle bir şey yapayım. Biz şimdi Akdeniz insanıyız, şeyiz yani biraz daha böyle duygusal insanlarız. Dolayısıyla bizim şeyimiz, ne derler, bizim duygularımız çok daha farklı. Onlar profesyonel gözle bakabiliyorlar yani Yugoslavlar şeyler. Ama bizde biraz daha şey var işin içerisinde. Duygusallık, arkadaşlık, dostluk. Yani biz onları çok sevdiğimiz için, şey yaptığımız için, ne derler, bir arada olmayı sevdiğimiz için bize daha farklı geliyor. Yani biz eğer basketbolun dışında da bir şeyleri paylaşabiliyorsak başarılı oluyoruz. Yani tamam şimdiki Efes takımı güzel bir hava yakaladı ama onda şöyle bir artı var. Orada Özgür Alyüz diye bir arkadaşımız var yani orada idareci. Hakikaten benim oynadığım ve çalıştığım dönemlerden var olan bir insan. Neyi nasıl yapacağını, neyi ne şekilde toplu tutacağını biliyor. O yüzden de bu sene A takım kadrosuna çıktı yani. Orada 2 senedir pardon, özür diliyorum, 2 senedir orada çalışıyor. Dolayısıyla o bir şekilde bağı tutuyor. Yani orada takım dışında da arkadaşlıklar sürüyor Efes'te. Başarı o yüzden geliyor. Yani ben Obradovic belki profesyonel düşünerek ona şey yapıyor. Ne derler? Profesyonel olarak görüp düşünüp söyleyebiliyor. Ama ben Türk basketbolu ve Türk basketbolcuları için tamamen farklı düşünüyorum. Yani biz dost arkadaş olacağız ki bir şeyleri yapabilirim. Anladım abi, teşekkür ederim. Şimdi Biraz Efes yine... uzun cevaplar veriyorum ama. Güzel abi, güzel. Şimdi Efes kısmına da girmiş olduk aslında. Orada abi sizle beraber farklı bir yapı başladı Aydın Hoca ile beraber. Hani şu an bile aslında Türk basketboluna baktığımız zaman Oktay Mahmuti, Ergin Ataman hala o yapıdan gelip Türk basketboluna hizmet eden başarılar yakalamış kişiler. Hani Evet. oradaki sürecin hala devam ediyor olabilmesini neye bağlıyorsun abi ve nasıl oluştu o ilk başından itibaren? Nasıl bir yapı kuruldu da o kupa geldi, sonrasında devam ettik? Ona şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Aydın Örs'ün gelmesiyle yani Efes basketbolunda şöyle bir şey var. AÖ ve AS diye bir şey var. Yani Aydın Örs'ten önce ve Aydın Örs'ten sonra diye bir süreç var. Şimdi Aydın abi geldikten sonra hakikaten çok şeyi değiştirdi. Bu arada bir dakika yeğenim geldi. Burak'cığım seni seviyorum, öpüyorum. Amca I love you diye yazmış. Ondan sonra burada Esra'ya ve Kaan'a da teşekkür edeyim. Ondan sonra başlayayım. Seyfo Can'a da selamlar diyeyim. Şöyle Aydın Öz dönemi çok farklıydı. Yani biz onunla beraber mesela Aydın abinin yardımcı antrenör olduğu süreçte ya işte abi çalsana şu faul ya hadi ya Aydın abi şunu da görmedin ya falan diyorduk. Sonra ben Aydın abi antrenör gelince dedi ki ne istiyorsunuz takımda dedi benden dedi hani nasıl bir şey. Dedim ki abi bize dedim değişme hani bizim istediğimiz gibi Aydın abimiz gibi ol dedim. Ondan sonra biz başka bir şey istemiyoruz dedim. Sonra ikinci günü bir şey oldu yani birisi mi sakatlandı, kötü mü oynadı, kötü antrenman mı yaptı? Yani o Aydın Öz gitmişti, bambaşka bir Aydın Öz gelmişti. Yani hepimiz böyle ip gibi, mum gibi durmaya başladık ki ben hani o laçkalığı ve şeyi çok severim. Hani oyunu bozmayı bilmem ne yani hani
plastik büyük kazma dişlerle antrenmanlara çıkmışlığım vardır bilmem ne. Yani bütün manyaklıkları yapardım ben. Onunla ilgili bir anım da var, anlatırım sonra. Ondan sonra bir anda böyle her şey değişti. Acayip disiplinli olmaya başladık. İşte mesela belim ağrıyor, iki büklüm antrenman yapıyorum ama Aydın abi belim ağrıyor diyemiyorum falan. Aydın abi de onu çok iyi bildiği için yani o disiplini bizim Türk basketbolcuların ve Türk sporcularının kaytarmaya meyli çok olduğu için yani ona asla ve asla izin vermedi. Yani hem çok çalıştık hem Aydın abiyi şey gördük, idol gördük. Hem ondan korktuk hem onu çok sevdik. Yani o aradaki şeyi ne derler o dizginleri germeyi ve bırakmayı çok iyi yaptı Aydın abi. Ben de o süreçte kaptandım. Ne derler yani o aradaki tampon vazifesini iyi gördüm. Yani oyuncuların dertlerini işte şikayetlerini Aydın abiye azaltarak söyledim. Aydın abinin tepkilerini çocuklara daha yumuşatarak söyledim falan. Dolayısıyla yani iki tarafta birbirini kırmadan çok güzel bir süreç geçirdik aslında orada. Bir de bizim hani hala bugün basketbol olarak konuşuluyor olmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi Türk basketbolu hakikaten çok açtı bir şeylere. Yani işte seyirci böyle bir başarı beklemiyordu, böyle bir başarı görmemişti. Yani işte İstanbul'a geliyor, Barcelona'yı yeniyorsun, gönderiyorsun. Olympiakos geliyor, yeniyorsun, gönderiyorsun. Veya herhangi bir takım geliyor, gönderiyorsun. Yani Avrupa'da özellikle hep böyle ezilmiş takım olduğumuz için biz insanlar hep böyle bir şeyde aşağılık kompleksiyle yaşıyordu. Baktı ki başarılar geliyor, bilmem ne yapıyor. Bütün herkes bizi desteklemeye başladı. Bir de o zamanlar tek takım olduğumuz için bütün yani seyircinin, Beşiktaşlısının, Fenerbahçelisinin, Galatasaraylısının ve diğer şeylerin yani taraftarlar hepsi bize çok fazla destek vermeye başladı. Dolayısıyla başarı da bununla beraber geldi. Yani o süreç hakikaten bizim için çok farklıydı. Yine uzattım soruyu, cevabını ama. Ben böyle cevaplar almaktan mutluyum abi. Sıkıntı yok. Eyvallah. O kupa kazanıldığında kaptan gene sendin abi. Kupa senin ellerinde Evet, yükseldi. beğendim. O dönemde unutamadığın güzel anılardan varsa. Valla yani her günümüz bizim anıyla geçiyordu neredeyse. Yani kazandığımız maçlar, tribünler, daha sonrası seyirciyle girdiğimiz diyaloglar, arkadaşlıklar, dostluklar hakikaten çok şeydi ne derler. Çok önemliydi bizim içerisinde. Ama o şeyi ne derler? O son Stefanel turunda yani Koraç Kupası'nı kazandığımızda bir tane pick and roll'de Ufuk şey yapmıştı. Adamı tutuyordu. Kimi tuttuğunu hatırlamıyorum abi. Üstlerinden 30 sene geçmiş bana bunları sorma. Sadece anı olarak anlatayım. Birisini tutuyor. Benim adamım ona pike gitti. İkimiz beraber üçlükte Ufuk'la beraber hafif faulli bir savunma yaptık. Üçlük attı, girmedi. Hakem de çalmadı onu. Ondan sonra çalmadığı için şimdi çalıp da onu atsaydı yani bir de girseydi falan bizim şeyimiz bayağı bir zor olacaktı. Yani Tabii. buradaki maçı da kaybedecektik belki. Dolayısıyla onu çalmadığı için müthiş bir şey oldu bizim adımıza. Oraya gidip yani 6 sayıda da kaybedince zaten direkt kupa geldi. O hakikaten çok önemli bir andı. Yani o faulün çalınmaması belki bize o kupayı kazandıran en büyük şeydi. Mesela bir önceki turda Team System Bologna ile oynuyorduk. Team System Bologna ile oynarken Sevgililer Günü'nde oynuyorduk maçtan. 14 Şubat'ta. Deplasmandayız. Her yerde işte böyle kalpli bayraklar açılmış falan filan. İtalyan seyircisi coşmuş bilmem ne. Maç başladı. Ben 3 foul Namoski ki hayatında foul yapmaz adam. O 3 foul. Ondan sonra hiç unutmuyorum. Davidov diye bir hakem vardı. O şey yapıyordu. Ne derler? Yönetiyordu maçı. İşte sahaya kola attılar. O kolayı aldı. İçti falan. İşte böyle İtalyan seyircisine işte sempatik gözüküyor falan. Dedim ki ben gitti yani. Bu tur gitti. Kaybettik biz dedim. Buraya kadarmış falan dedim ki son maçtı yani 1-1'di. O maçı kazanan
şey yapacaktı. Üst tura yani Stefanel'le oynamaya çıkacaktı. Abi ne olduysa oldu yani. Daha sonrasında biz bir canlandık, bir ettik, bilmem dedi. Ben foul yapmadım bir daha. İşte Namoski foul yapmadı bir daha. Maçı kazandık orada. Kazandıktan sonra da işte buraya geldik. Hem sevgililer gününde güzel bir hediye oldu bize. Hem de tabii ki deplasmanda yani o Danilovic'lerin bilmem nelerin oynadığı kadroyu yermek müthişti. Bir de o mesela o güzel anım. Yani anı diye sorarsan binlerce çıkar bizde anı. Anı çok yani. Valla hani Çeşme'de anlattıklarından da hatırladığım kadarıyla birleştirmeye çalışıyorum bazılarını da. O zaman ben Evet. güzel bir anıyla gireyim. İlk gün salona gittiğimizi hatırlıyor musun abi arabayla? Evet, neydi senin o arabanın adı? Kızıl Kobra. Arif miydi be? Kızıl Duruyor Kobra. Ha. Duruyor mu Kızıl Kobra? abi duruyor, satamadık daha biz de. Bu saatten Abi sonra klima taktır oğlum oraya. 50 derece sıcakta cama çık gidiyorduk. Havlu sallayarak arabada. abi bak ben şeyi de tuttum yanımda, bak o günden kalma bileklik de hala duruyor. Bana verdiğin Vay havluyu da eyvallah. saklıyorum. İkisini de Eyvallah saklıyorum. kardeşim. Orada İnşallah bu sene de gene olur da şu şeyler geçer. inşallah abi, Gene bekliyorum. güzel geliriz. Yani hakikaten çok eğlenceli bir kamp olmuştu. Ha ben Yani muazzam da Cem Hocam da zaten ayrı bir eğlence şeyi olduğu için çok güzel geçmişti kamp. İnşallah tekrar düzeliriz de bir an önce. normal hayatımıza döneriz. Aynen. Evde Orada oturmaktan sıkıldık hepimiz. ben şeyde çok mutlu olmuştum. Hani bütün herkes seni arabasına çağırıyor, gel gel gel. Sen orada hani söz vermiştin zaten. Orada hani ki çok lüks arabalar da vardı. Orada direkt hani kırmayıp ben de gelmen çok mutlu etmişti beni. Sonra bir baktım sahanın içinde buldum kendimi. Ha, o ben kenara geçip teminleri Evet, izlemeye beklerken asistan almıştım sen değil mi? Doğru söylüyorum. oradan Evet. nasıl o kısma Ya girdin? şöyle, yani ben hakikaten gençlerle şeylerle basketbolu seven insanlarla beraber olmayı hakikaten çok seviyorum. Yani şey olarak ne derler? Arkadaşlık olarak, dostluk olarak, antrenman bilgisi olarak falan. Sen de öyle bir şey rica edince benden hani benim arabayla gelir misin abi diye. Ya yani hoşuma gitti aslında şey olarak. Çünkü hani bazısı böyle bize yaklaşmayı falan şey yaparken hani ne derler? Korkarken ederken hani senin o medeni cesaretin falan kadar benim çok hoşuma gitti. Sana söz verdim. Ya yani başkaları da davet etti şeye ama benim verdiğim söz her zaman benim için çok önemlidir. Yani Valla. şeydir. Nasıl söyleyeyim? Hani verdiğim sözden asla dönmem. Ne olursa olsun, ne pahasına olursam, ne kaybedecek olursam olayım, eğer bir şey söz verdiysem onu sonuna kadar yaparım. Teşekkür ederim abi. Yani bu çok O yüzden unutulmaz. de şey, eyvallah. Çok keyifli gittik geldik canım muhabbete de. Güzeldi. Demin Yusuf abi de girdi en azından. İkimize de yazdı alttan. Arif'e Teşekkür 216 ediyorum Nurcuğum, sağ olasın. Arif'e 216'nın mimarlarından. Eyvallah. Sürekli beraber zaten. Abi altta Mine de yazmış. Benim oyuncumdu kendisi. Özledim diye. Ben de onu çok özledim. Şu an abi ben yine sorulara da bakayım da. Ben de havaya girdim ha. Bana söylüyor diye o mani çocuk diye bana yazmış diye şey yaptım ama neyse sanaymış meğerse. Kıskandım. Abi oynadığın zamanın basketbolundan memnun musun, yoksa bu zamanda oynamak ister miydin? Ya ikisi çok farklı şeyler. Yani bizim oynadığımız süreçte daha fiziksel oynanıyordu basketbol. Yani itiş kakış ve bireysel şeyle ne derler? Bireysel yetenekle oynanıyordu. Yani baktığın zaman mesela Harun Erdener gibi bir insan hala Türk basketboluna gelmedi. Yani o esneklikte, o basketbol bilgisiyle, o kabiliyette daha oyuncu gelmedi diyebilirim. Yani işte Ufuk gibi iyi bir şütör gelmedi. Namoski gibi muazzam bir organizatör hala yok. Yani belki Shane Larkin yani Namoski geçmiş olabilir ama o süreçlerde Türk oyuncu bazında şey oyun olarak o kadar değerli oyuncular gelmedi. Yani yabancılar için de şey yapıyorum bunu.
Daha doğrusu dolayısıyla bireysel yetenek çok fazla öne çıkıyordu bizim oynadığımız süreçlerde. Şimdi oynanan basketbolda ise şeydir. Ne derler? Çok fazla basketbol bilgisi olmasına gerek yok. İşte itiş kakış, oradan dışarı çıktı, şut attı, gitti geldi. Daha hızlı basketbol oynanıyor. Yani motion offense daha fazla oynanıyor. Artı uzunlarda sabit uzun yok artık mesela. Herkes hareketli oynayabiliyor. Yani baktığın zaman şeyde Plyce bile mesela çıkıp üçlük atıyor şeyde. Yani biz üçlük attığımız zaman Aydın abi bizim kafamızda şey odun kırardı yani. Attığım maçlar vardı şimdi hakkında yemeyeyim ama hani o kadar üçlük şeyi atmak çok fazla şey değildi yani bizim gibi oyuncular açısından. Dolayısıyla şimdi herkes her şeyi daha rahat yapabiliyor. Daha tempolu oynayabiliyor. Biz 30 saniyede oynadık. Şimdi 24 saniyede oynuyor onlar. Gerçi basketbolumun son zamanlarında 24 saniyeye yetiştim ama hani 30 saniye gibi bir süreçte oynanıyor ve daha yavaş basketbol oynanıyor. Şimdi her şey daha hızlı. Daha işte evet Sahir'in söylediği gibi pick and pump serbest şimdi. Yani her millet skini yapıyor, dışarıya açılıyor, oradan şutu atıyor. Daha dediğim gibi hareketli basketbol oynanıyor. O açıdan yani şimdi de oynamak isterdim aslında. Yani dış şutu olan bir uzun olduğum için ben şimdi oynamayı hakikaten keyifli oynayabilirdim yani. Abi o zaman yine bir soruyla devam edeyim. Günümüz NBA basketinin yavaş yavaş Avrupa basketini değiştirmesi hakkında ne düşünüyorsun? Neyi bir daha söyle? Günümüz NBA basketinin yavaş yavaş Avrupa basketini değiştirmesi hakkında ne düşünüyorsun? Yani şey dediğim gibi NBA çok fazla benim şey yaptığım tasvir ettiğim bir basketbol değil. Daha çok hücuma dayalı işte şey yani show business. Ben onu daha biraz da şey gibi düşünüyorum. Yok kalıcı değil bu korona günleri için sakallar. Basketbol yani NBA basketbolunu daha çok show business ve Amerika'nın bir pazarlama aracı olarak görüyorum. Yani bütün evlere girip Amerikan propagandası yapmak amacı üzerine kurulmuş bir şey. Yani tamamen bir pazarlama dehası. İşte ne bileyim bugün kavgalı olduğu Çin'deki Çin'den basketbolcu olarak mesela kavgalı olduğu Çin'e kadar girip şu süreçte ne olur bilmiyorum bundan sonrası bu Wuhan krizinden sonra ama Çin'den basketbolcu alıp işte orada Çin'deki 1 milyar Çinliye Amerikan basketbolunu seyrettirmek. Onun içerisinde işte subliminal olarak şey alttan Amerikan işte marşını dinletmek. Amerikan ürünlerini orada empoze etmek olarak bir pazarlama şeyi olarak görüyorum ben onu. Avrupa basketbolunda her zaman çok daha kaliteli, çok daha fiziksel, çok daha yeteneğe dayalı basketbolcular var. Ama şimdi baktığın zaman NBA bütün ülkelerdeki, yani bizim ülkemizde dahil olmak üzere bütün ülkelerdeki kaliteli oyuncuları alıyor NBA'ye ve orada oynatıyor. Yani paralar da çok çok fazla olduğu için, Avrupa'dan çok daha fazla olduğu için ve profesyonel olarak geçtiği için NBA basketbolu. Oyuncular da tabii ki oraya tercih ediyorlar. Yani basketbolu biraz şey yaptılar. Yani Avrupa basketbolunu biraz bitirdiler. Çok değerli oyuncular bugün baktığın zaman Avrupa basketbolunda yok. Kendileri NBA'den artan oyuncuları, işte NBA'de barınamayan oyuncuları Avrupa basketboluna satıyor. Yani bir süre alıp oynattığı oyuncuları işte Avrupa basketboluna satıyor. Yani bu bir şey, ne derler, bir döngü. Avrupa'da da baktığın zaman 15-20 tane kalbur üstü oyuncu var. O oyuncular da işte bütün takımları dönüyorlar yavaş yavaş. Bu açıdan ben hani Yani. onu da çok fazla şey etik olarak görmüyorum baktığın zaman. Çünkü işte Amerikalı bir basketbolcu geliyor bugün Efes'te başarılı olamıyor. Efes'in canını okuyor. Harcadığı bütün paralar gidiyor. Aynı oyuncu gidiyor. Seneye CSK'da oynayabiliyor. Yani hiç umurunda değil herif. Yani o açıdan biraz daha böyle şeyi basketbolu hisseden oyuncuların var olması gerektiğini düşünüyorum.
NBA basketbolunda da işte Avrupa basketbolunda etkiliyor. Evet, çok etkiliyor Avrupa basketbolunu. Umarım ileride bu terse döner. Yani NBA'den oyuncular Avrupa'ya gelmeyi isterler. O sene için. İnşallah, inşallah öyle olur. Çünkü en son bugün okudum. Campazzo'yu da Spurs istiyormuş galiba. O da gene bir NBA radarına girmiş. Gider abi, ne Yani olacak ki? Yani zaten o da Amerika kıtalı zaten. O açıdan gidebilir. Yani tabii ki şey süreci çok önemli. Yani bu virüsten virüs. sonraki hayat hakikaten çok önemli. Ne olacak? Ne olacak? Kalıcı mı olacak? Şey ne olacak? Ondan sonra bilmiyoruz. Yani Türkiye basketbolu ne olacak? İşte 11'inden sonra şey diyorlar. 11'inden sonra basketbol, işte futbolda oynanacak ama seyircisiz oynanacak falan diye. Yani o süreci nasıl atlatacağız? Bütün dünya nasıl atlatacak? Tabii ki önemli bir konu bu aslında. Ha valla Yani bütün hepimiz basketbol çok özledik tabii ki şey yani olarak. kesinlikle yani Aynen. elimizden geldiğince işte bu sohbetlerle falan aktif tutmaya çalışıyoruz kendimizi ama gene de topu elimize alıp sahaya çıkmak gibi olmuyor. Ben gene Aynen. sorulardan devam etmeye çalışıyorum abi de bugüne kadar karşısında en çok zorlandığın oyuncu kim? Öyle bir soru gelmiş. Bir de bir benzeri Koraç serisinde en zorlandığın uzun kimmiş abi? Yakın olduğu Ya için şöyle, biliyorum. en zorlandığım oyuncu Sabonis'ti abi. Yani Sabonis'i de çok defalar oynadım. Dolayısıyla şey, hani kamyon itsen daha rahat itersin yani. O derece söylüyorum. Şey olarak acayip zorluydu onunla oynamak. Çünkü hem çok kuvvetli hem çok profesyonel. Yani topu aldı mı böyle tek elinden kolunu açtım falan yaklaştırmıyordu hiç. Bir de onu tutmakta çok zorlanmıştım. Koraç serisinde öyle çok fazla şey olmadı. Yani öyle tutmakta zorlandığım oyuncu olduğunu çok fazla hatırlamıyorum. Daha çok hani İlk yarının sonuna doğru işte biz zona döndüğümüz ve ikinci devreyi tamamen zonla bitirdiğimiz için yani tuttuğumuz oyuncu şeyi çok fazla olmuyordu o arada. Anladım. O Teşekkür zaman ediyorum arkadaşım. Çocukluk kahramanımsın demiş. Teşekkür ediyorum. abi sen Cedi'yi çalıştırdın ama Furkan Korkmaz'ı çalıştırdın mı bilmiyorum. Yok şöyle Furkan Korkmaz'ı ben çok istedim. Yani o daha küçücük, minicik bir çocuktu. Mini takım oyuncusuydu. Basket'te oynuyordu Murat Murat'ın Evet. takımında. İlk Evet. onlarla bir maç yaptık biz şeyde, Efes'te. Gördüm onu, Murat'a yalvardım. Dedim ki ne olur versene bunu bize. Allah aşkına dedim bize. Dedi ki yok vermeyeceğim dedi. O dedi benim çok değerli oyuncu falan. Ben de çok beğeniyorum dedi. Ya yani yattım kalktım günlerce telefon açtım Murat'ın oğluna. Ne olur onu bize ver diye. Alamadım. Daha sonra şeye gitti. Ne derler? Yeşilyurt takımına gitti. Yeşilyurt takımında da bizim Volkan Aydın o zaman idarecilik yapıyordu yani kulüpte. Volkan'a yalvardım. Oğlum versene şunu bize ne olur falan diye. Volkan da şey diye söz verdi. Ben de Amerika'ya gideceğim. Amerika'ya yaşamaya gideceğim. Amerika'ya yaşamaya gidersen sana söz veriyorum. O Furkan senindir dedi. Yani lisans olarak. Ondan sonra tamam dedik, anlaştık, ettik, bilmem ne yaptık, el sıkıştık. Ben Efes'ten ayrıldım. Ben ayrıldığım sene Furkan geldi Efes'e. Dolayısıyla yani onunla hiç çalışma şeyi olmadı. Ama benim her zaman çok beğendiğim, çalışmayı hakikaten çok istediğim bir oyuncuydu o. Dolayısıyla yani Cedi, evet antrenörlük yaptım. Çok da fazla çalıştık onunla. Ama çok istememe rağmen Furkan'da şey yapamadım. Peki hangisini daha başarılı buluyorsun abi? Öyle bir soru gelmiş. Ya şöyle, ya baktığın zaman ikisi de çok ayrı özellikleri olan insanlar. Yani Furkan çok daha atletik bir oyuncu. Çok daha şey kendine özgüvenli bir oyuncu. Cedi biraz daha psikolojik ama Cedi de yani Cedi Furkan'la işte Cedi'nin şutu var. Ya çok akıllı Cedi. İnanılmaz akıllı bir oyuncu. Dolayısıyla ikisinin de çok farklı motorik özellikleri var. Yani ikisine
kefeye koymak olarak çok zor. Ama ikisi de yani yaş kategorisi olarak ikisi de çok beğendiğim, çok takdir ettiğim ve çok gurur duyduğum iki tane Türk oyuncu benim şey olarak. Ecedi'nin üzerinde emeğim olduğu için de tabii Ecedi benim için daha şey özel. Ama buradan da çok iyi oynayarak gitti. Yani süre alarak gitti. Furkan'a göre biraz daha fazla süre Evet, aldı. evet, evet, Daha evet, evet. hazır gitti. Tekrardan ben sorulara da birazcık bakayım abi. Bu karantina günlerinde şut formumuzu nasıl koruyabiliriz demişler. Antrenörlükten birazcık. Yani şut olarak tabii ki şey yani şut çalışmak biraz zor tabii ki şey olarak evde. Bahçede olanlar hani şut antrenmanı yapabilirler veya özel salonda çalışma imkanı olanlar yani kimseyle temas etmeyeceği işte kendisine çalışabileceği şekilde ama yani sonuçta baktığın zaman şeyde hani evde şut antrenmanı yapılacak bir şey de yok. Sadece ball handling yani o parmak ucu temaslarıyla şey yapabilirsiniz. Ne derler çalışılabilir. Yani o basketbolu hissetmek yani o parmak uçlarının o hassasiyetiyle o topu şey yaparak ne derler onu hissetmek. Artı odada oturduğu yerden bir tane sandalyeye oturup işte duvara oturduğu yerden foul atıyormuş gibi işte o bileğini düşürerek yani o İşte şutun periyotlamasını bilirsin yani işte onu nasıl tuttun, aldın elinde, yukarı kaldırdın, attın. Yani onu oturduğu yerde şeyin çalışabilir yani o bilek düşürmesini ve el hareketini çalışabilir. Hani maksimum olarak bunları yapabilir. Dediğim gibi ama bahçesi olan sitede oturup da işte dışarıya çıkabilenler ondan sonra onlarla çalışabilir. Tabii ağırlık topum var benim. Yazmış senin oyuncu. Onunla yapabilirsin tabii ki. Ben Mina'nın yazdıklarını Gayet. okuyorum zaten alttan Ha. da. Ondan sonra abi federasyon başkanı olmayı düşünür müsün? Aslında sen bunun cevabını bana Yok. vermiştin. Yok. Ama ben Hayatta tekrar istemem. sorayım. Yok yok. Hiç, yani orası çok fazla, çok farklı bir şey. Yani o federasyon başkanlığı çok farklı bir şey. Yani yapılabilir, yapabilirim ama yani orada olmayı ama istemem. Çünkü çok fazla sorumluluk var, çok fazla şey var. Herkesi dinlemek lazım, bütün kulüplerin dertleri var. Her kulübe ayrı davranmak var, işte gelir az olan var, geliri fazla olan var. Yani o dengeleri yakalamak zaman zaman çok şey oluyor. Yani işin terazisi kaçabiliyor. Dolayısıyla şey... yani zor o işleri yapmak. Ama federasyonda hani gel çalış derlerse işte altyapılarda şeyde falan seve seve çalışırım ama başkanlık çok zor. Yani O çok zaman fazla da siyaset evet siyasette çok demin fazla yazdım. Abi ben o zaman kendim bir soru sorayım. Aydın Hoca tam olarak nasıl bir hocaydı? Yani kendime de birikim açısından onu birazcık öğrenmiş olayım. Hem biraz bahsettik ama. Aydın abi hem çok komik, hem çok eğlenceli, hem inanılmaz sert, hem de basketbol bilgisi çok iyi olan bir koçtu. Şöyle yani bir insan koç olabilir ama antrenörlük şeyi, antrenörlük tarafının da çok fazla olması lazım. Aydın abinin artı bir avantajı da Aydın abinin rahmetli abisi dekatloncuydu. Yani işin hem de atletizm kısmını çok iyi biliyordu Aydın abi. Bizim atletizm antrenmanlarımızda işte sezon öncesi çalışmalarımızda inanılmaz bir şey vardı. Tempo ve periyot vardı. Yani orayı biz çok iyi geçerdik. Dediğim gibi Aydın abinin ailesinde yani abisinden gelen şeyle ne derler o bilgilerle çok fazla donanımlıydı. Artı çok iyi antrenman yaptırdı Aydın abi. İnanılmaz tempolu ve inanılmaz iyi antrenman yapardık. Haftanın bütün bir haftayı çok iyi periyotlardı Aydın abi. İşte pazartesi günleri işte kondisyon ve ağırlık çalışırdık. Salı günü sabah şut atardık. İşte salı akşamı set çalışırdık. Çarşamba maçına göre antrenman yapardık. İşte perşembe seyahate giderdik.
Cumase işte antrenman yapardık falan. Öyle bir şey geçerdik periyotta. Hem onu çok iyi biliyordu, hem inanılmaz sert biliyor. Demin konuşmamızın başında da söyledim ya şey diye. Yani benim iki büklüm olmuş. Böyle ip atlıyorum, belimin ağrısından ölüyorum ama yukarıya çıkıp Aydın abi ne olur antrenman yapmayayım diyemiyorum. Yani beğenmiyorsan gidersin falan diye başlardı direkt Aydın abi. Ve o konularda çok acımasızdı. Çünkü biliyor ki yani biz hepimiz suistimale çok açık insanlarız. Yani ipin ucu bir kere kaçtı mı kaçar. O yüzden her zaman o disiplin işte yani bizim kaytarma noktasına geldiğimiz şeyleri hep ne derler zorlardı. Bir kere şöyle bir anekdot anlatayım. Mesela Aydın abi hiç antrenman kaçırmaz. Ben Aydın abiyle 6-7 sene çalıştım. Bir kere gelmedi antrenmana. Onda da abisi vefat etmişti. Ankara'ya gitti. O gün. Bir tek o gün gelmedi antrenmana. Şöyle bir gün seyahatten dönüyoruz. Ferzan abla var Aydın abinin eşi. Ondan sonra Ferzan abla geldi karşılamaya. İşte Aydın abi de dedi ki yani antrenman bilmem kaçta işte sabah erken bir saat söyledi. Dedim ki ya Ferzan abla dedim. Allah rızası için dedim. Bir gün Aydın abiye şey dese de dedim. Ya Aydın şuraya gideceğiz işimiz var dedim. Bir türlü antrenmana gelmesin. Allah rızası için sana yalvarıyorum dedim. Ferzan abla böyle yaptı. Dedi ki çalışacaksınız tabii ya dedi. Ne demek böyle kaytarma yok dedi. Ondan sonra tabii ki çalışacaksınız dedi. Dedi ki tamam eyvah yani bunun evden gelen bir şey var. Disiplin var yani Ferzan abla da aynı disiplini şey yapıyorsa ne derler Sağlıyorsun. sağlıyorsa yani Aydın abiden korkmak lazım. Yani hiç sığınacak bir dalımız yoktu. Melih'ciğim çok teşekkür ediyorum. Allah Abi peki lanet ama oymuşlar. Doğruyor demiş. Sağ olsun. sonra sen de Sağ ol antrenörlük şekerim. yaptın abi. O sürede hani nasıl böyle bir şeye karar verdin ve sonra niye bıraktın? Yani ben bir kere ben de gümüş kaldım. Yani Efes'te çalışıyordum. Benim hem çok eski arkadaşım hem A takımda oynarken de Aydın abinin yardımcılığını yaptım. Onunla beraber çalıştık şey olarak altyapılarda. Ben işte beni ilk geldi çağırdı. İşte küçük takıma verdi bana. Küçük B takımıydı. O süreçte Cedi Osman'a yalvar yakar getirttik şeyden. Makedonya'dan gelmişti. Makedonya'da. Ondan sonra işte Berk Demir vardı mesela şimdi şeyde Darüşşafaka'da oynayan. Ondan sonra Galatasaray'da oynayan çocuğun adı ne? Neyse hatırlarım biraz da. Ondan sonra yani çok şey bir takımdı. Güzel bir takımdı aslında. Ondan sonra Berk dedi ki gel şunlara ne olur antrenörlük yapsana falan dedi. Geldim. Onlarla çalışmaya başladım. B takımda ilk defa hani küçük B takımların pilot takım olduğu için hiç onlar şeye turnuvaya gideceği düşünülmez. Mesela şeye gittim. Ne derler? O takımla yani B takımıyla şeye gittim. Ben Yozgat'a turnuvaya gittim. Yani şey olarak Türkiye Bölge şampiyonu. şampiyonasına. Hayır, normal Türkiye şampiyonasına. Normal Türkiye şampiyonu. Bölge değil. Bildiğin Türkiye şampiyonasına. Efes şampiyon oldu. Biz mesela yarı finalde Efes'le oynadık falan. Bayağı bir zorladık artık o şey olarak. Ondan sonra öyle bir süreçti o. Ondan sonra normal şeyde ne derler normal küçük takım A takımı olduğu süreçte çalıştık. Ben şöyle yani ben de tatlı sert antrenördüm. Çocuklarla hem arkadaşlığı çok şey yaptım. Hem çok iyi arkadaş oldum. Hem onlarla hem aileleriyle dost oldum. Ondan sonra çok güzel bir süreç geçti aslında. Baktığın zaman hepimiz açısından. Tatlı serttim. Ben de çok antrenman yaptırmayı seviyordum. Yani o gelişimlerine hakikaten çok fazla değer kattı o. Fazla yaptığımız antrenmanlar. Gece saat 9'larda, 9.30'larda salon olmadığı zaman işte UPS'in salonuna götürüyordum. Antrenman yaptırıyordum. Hiçbir zaman ağırlık çalıştırmadım. Kendi bireysel ağırlıklarıyla çalıştırdım. Onların ki yani üzerlerine binmesin, boyları kısalmasın falan diye. Hep o takımlarda böyle en dengesizleri aldım ki
Onlar hepsi uzamaya meyillidir işte. Hani elini ayağını her yere çarpan oyuncular buldum. Hani onların mesela çoğu antrenör beğenmezken şey, yani evet UPS takımıydı. Ali Hocam sormuş. UPS takımıydı o. Ondan sonra şey uzun vadede düşünmeye çalıştım. Hep yani kısa vadede kısa başarılar değil, uzun başarıları her zaman hedefledim. Yani oyuncuların yetişmesi açısından hani kısa mesela çoğu antrenör hani kısa süreli başarı için şey seçer yani böyle kısa boylu, kıllı, adeleli, gelişimini tamamlamış oyuncuları alır. Onlar da genellikle guard olur zaten. Onlarla böyle bir turnuvaya gider. Her şeyi ona verir falan. Ben ondan ziyade hani Cedi gibi mesela çok tecrübesiz bir oyuncuyu oynatmayı çok şey yaptım. Onur diye yine iyi bir gardım vardı. Onunla şey yaptım. Ne derler? Onunla çok fazla çalıştım. Yani tecrübesiz oyuncuları onlara destek vererek şey yaptım. Yani bir kariyer beklentim olmadığı için şey olarak yani antrenör olarak hani çok çok fazla bir korkum da olmadığı için ki hani sen de bilirsin bütün antrenörlerin kafasında bir Damokles kılıcı var yani hem oyuncu yetiştir hem başarılı Evet. ol şeklinde. Dolayısıyla şey yani benim öyle bir derdim olmadı hiçbir zaman. Dolayısıyla daha rahat davrandım. Daha oyuncu yetiştirme odaklı şey yaptım. Hani Göktürk Galatasaray'da oynayan Göktürk yani şey gard olan. Ondan sonra işte Cedi olsun. Onur daha sonra oynadı. Ondan sonra Berk var Amerika'da okuyor. Yani çok oyuncu var. Şey var. Yener var. O Amerika'da gitti kürekçi oldu falan. Bütün hepsi sporla ilgileniyor ama dediğim gibi yani 2-3 tane oyuncu çıkartmak bile çok büyük bir başarı aslında baktığın zaman. Yani bir tanesi A takımlarda oynuyor. Bir tanesi şeyde Basketbol Süper Ligi'nde A takımda oynuyor. Bir tanesi de NBA'de oynuyor. Dolayısıyla başarılı bir görev yapmışım diye düşünüyorum ben şey olarak. Antrenör Peki bu kadar başarılıyken olarak. niye bıraktın abi? Niye bıraktım? Talihsiz bir şey yaşadım ben. Basketbolda o yani Turgay Demirel Federasyonu sürecinde. Onu da anlatayım yani. Çoğu insan Efes'ten neden ayrıldığını bilmiyor. İlk defa bunu sana anlatayım. Hani öyle az sonra flash Tamam. haberiyle. Bir tane oyuncu aldık. Bana şeyden geldi. Ne derler? İzmir'den geldi. Ben de o sene antrenörlük yapmıyorum. Şey böyle bir idari iş için İstanbul'a geldim. Kamptaydık biz şeyde. Ne derler? İğneada'da. Kamptaydık. Ben İstanbul'a geldim. O gün dediler ki bana ya, bir tane oyuncu gelecek. Şuna bakar mısın? Bir guard oyuncu gelecek. Baktım. Çocuk şey 96 doğumlu. Kafasını kaldırıyor böyle pas vermeye meyilli. Tamam basketbol çok iyi bilmiyor. Zayıf, cılız bir çocuk yani 96 doğumlu için. Ondan sonra işte şey ne derler pas vermeyi biliyor kafasını kaldırıyor falan basket dedim yok tekrar söylüyorum. Basketbol çok fazla bilmiyor. Dedim ki tamam yarın şeyi getir. Bu arada 96'lı takımın da yani o işte Oğulcanların, Okbenlerin falan oynadığı takımdan bahsediyorum. O da çok iyi bir jenerasyon, iyi bir kadroydu orada. Dedim ki yarın antrenman şeylerini getir, nüfusçularını getir, alsınlar seni. Çocukla tek samimiyetim, tek muhabbetim ve tek temasım bu. Baktım, antrenmanı aldım ve dedim ki yarın evraklarını getir. Çocuk evraklarını getirdi, oynadı. Bir sene oynadı, milli takımı da oynadı. Milli takıma çağrıldı. Milli takımda işte gençlerle gitti. Şampiyon oldu Trabzon'da. Cumhurbaşkanının karşısına çıktı. Ödül aldı falan. Neyse birisi bunu şikayet etti. Şey diye. Yaş küçültme diye. Ondan sonra karşı yakanın ikinci takımın Nilüfer Spor mu ne oradan gelmişti bize. Ondan sonra şey yaş küçültme dediler. Sonra işte 94'lü olarak oynamış şeyde karşı yakada. Abi Ondan bir dakika sonra böleyim abi. 20 saniye kaldı. Tekrardan açalım mı? tamam kapanıcı açıyoruz. Tamamdır. Şey yapalım. Tamam hemen tekrardan açayım abi. Tamam okey.
yaşamaya.